dünyada sadece İlker Şahin ile ve bu kanalda izleyebileceğiniz Astro Show başlıyor. Arkadaşlar merhabalar. Evet, teknik bir sorun oldu ilk girişte. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Evet, Astro Show'a hoş geldiniz. İkinci bölümümüzde karşınızdayız. Sizi biriyle tanıştıracağım. Kozmik Dedektif. Evet, benim öğrencilerim içerisinde neler var neler. Bak, sizlerle kimleri tanıştıracağım. Şimdi size bir kozmik dedektif tanıştıracağım. Akrep stalyumu bol olan biri. Böyle çok gizli bir dedektif. Ondan sonra hatta o kadar gizli ki Instagram sayfasında, kendi sosyal medya sayfalarında, hatta şu an görüşmemizde bile görüntüsünü göstermek istemiyor. Tam bir akrep böyle. Ondan sonra çok önemli bir kriminal astroloji kitabı var. Ondan sonra çok değer verdiğim öğrencilerimden biri. Aylin Carosielli. Evet. Kozmik Dedektif. Merhabalar Aylin, nasılsın? Selam hocam, merhaba. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyilik. Aylin, nasıl gidiyor? Kozmik Dedektif olarak neler var piyasada? Cinayet vakaları, polisiye vakalar. Vallahi billahi sen... Seni takip ediyorum sosyal medyada, her gün de bir şey, böyle bir şeyler buluyorsun, hep bir cinayet bir şeyleri. Yok işte Mars dışarı çıktı, şöyle oldu böyle oldu falan. Bayağı böyle enteresan paylaşımlarım var. Bu arada arkadaşlar, evet. Aylin'i takip etmek için şöyle göstereyim. Aylin'in Instagram sayfası arkadaşlar, Aylin Carosielli, yine bu videonun alt kısmına link bırakacağım arkadaşlar. Aylin her gün aşağı yukarı her gün böyle size kriminal vakalar, yani astroloji, kriminal astrolog kendisi. Benim öğrencilerimdendir. Ama şöyle, benim hocam dediğim bir kişidir. Yani ben de öğrencilerimden çok şey öğreniyorum. Yani onu söyleyeyim. Aylin benim hocam dediğim birisidir. Çünkü gerçekten kendisinden de çok önemli şeyler öğrendim. Bu arada benim kriminal astrolojideki ufkumu açan bir arkadaşım. Kendisine çok teşekkür ederim benimle ilgi ve desteği için bana. Çünkü biz kriminal astroloji eğitimi almak istedim. Türkiye'de hiçbir yer bulamadım. Yurt dışına gittim. Orada da bulamadım. Bir tane kitap buldum. O da yabancı dildi arkadaşlar. Ondan sonra o dönemde Aylin de yurt dışında olduğu için anadili gibi İngilizce biliyor. Aylin'e söyledim. Ya Aylin dedim, bir kitap buldum ama bunu nasıl tercüme edeceğiz? Burada bir şeyler yazıyor, ben anlamıyorum yani. Aylin sağ olsun o kriminal astroloji kitabını tercüme etti. Hatta dur. Bir dakika. Ben onu... Arkadaşlar, bende kitaplık çok geniş arkadaşlar. Ben böyle ailenin tercüme ettiği kitapları buraya şey yapıyorum, ciltletiyorum da. Onu lan, kriminal astroloji yok. Yapma hocam ya. Bir dakika. Eksantrik bu. Altını geç. Spor astrolojisi. Spor astrolojisini de çevirmiştik. Onu da ben çevirdim. Evet. Bit yıldızlar. Arkadaşlar, vallahi bulamıyorum. Eyvah. Yabancı. Ah, buldum. Evet. Bakın, kriminal astroloji gerçekten çok ince bir kitap. Bakın, bulabildiğimiz tek bilgi bu kadar. Yani o da yabancı bir astrolog. Ondan sonra bunu Christy McIntosh. Christy McIntosh olması lazım o. Evet, Christy McIntosh yazmış. Tek bir kitap. Başka da yok. Devamı da gelmiyor. Var hocam, var. Hadi be. Var. Şimdi ne oldu? Arkadaşlar, oradan sonrasında aslında şimdi İlker Hoca bana o kitabı çevirttirdi ama... Orada farkında olmadan esasında benim ufkumu açtı. Şimdi ben tamam astroloji öğreniyorum, derslere giriyorum falan ama yani kimse üstüne alınmasın, yanlış anlamasın. Ben bu şey olaylarını hiç sevmiyorum. Aa, işte falanca bana geri dönecek mi? İşte evet, evlenecek evet. Miyim? Ondan sonra zengin olacak mıyım? O bu sarmıyor beni. Çünkü ben daha derin şeyler arıyorum. Daha farklı bilgilerin peşinde koşuyorum. Hah dedim, benim aradığım şey buymuş astrolojide. Ben dersleri şey yapmaya başladım. Boşlamaya başladım. Bu kitabı çevirdikten sonra. Sonra işte İlker Hocam, ben iki tane daha kitap buldum.
Aylin de kitap yazdı arkadaşlar. Kriminal Astroloji. Bakın Yıldız İzleri birinci bölüm. Bunun ikinci bölümü geliyor arkadaşlar. Az kaldı. Ondan sonra Aylin'in kitabı. Yine Aylin kitabını arkadaşlar şurada bulabilirsiniz. Hepsi burada ya. Girdiğinizde Yıldız İzleri Neptün dediğinizde Aylin Crosselli'nin kitabını yine alt tarafa, bu videonun altına link bırakacağım. İsteyen arkadaşlar mutlaka alsınlar. Bayağı kalın bir kitap ve içinde bilgiler de var. Aynı zamanda böyle roman tarzında yazılmış bir kitap ve böyle bilgilendirici de içerikleri var. Dolayısıyla arkadaşlar mutlaka alıp okuyun Aylin'in kitabını. Aynı zamanda evet Aylin devam et. Evet, işte sonra tabii ben o diğer iki kitabı daha okudum. Ama bu arada hem Yıldız İzleri'ni yazmaya başladım. Hem evet. de olay haritalarına çalışmaya başladım. İşte herkes Harala Gürel'i natal harita çalışırken ben Harala Gürel'i cinayet haritası çalışıyordum. Evet. sonra zamanla sen bu işin uzmanı böyle oldun yani. Tekniğim, bir güzel uzmanı oldun çünkü. Hocam kendi tekniğimi aslında bir yerde oluşturdum. Evet, zaten en güzeli bu. Yani kendi tekniğini oluşturabilmek. Evet, çünkü şu anda mesela benim kullandığım tekniği, yani ben o diğer iki kitabı okudum. Ondan sonra başka bir iki kitap daha okudum. Yani direkt kriminal astroloji üzerine değildi ama kriminal astrolojide kullanabileceğimiz bilgiler vardı. Hiç kimse aslında şu anda benim kullandığım sistemi kullanmıyor. Ben artık mesela bu işte Kirsty McIntosh olsun ya da diğer yazar olsun, ya yanlış anlaşılmasın arkadaşlar, hani burada ukalalık yapmıyorum, hani ne anlatıyor bu demeyin ama yani onların yaptığı analizler şu anda bana biraz yüzeysel geliyor. Çünkü mesela evet, açıkçası ben de bu konuyla ilgili tabii ki Kirsty McIntosh'a çok teşekkürler, yani sağ olsun var olsun ama şey var, çok gerçekten yüzeysel yani bahsedilmiş. Yani sanki böyle hemen ya acelesi varmış da hemen yazayım bitireyim, yani bu kadar ince. Ya abi benim 6 tane kitabım var. Bak üçünü göstereyim. Yani 2 senedir bunları bitirmeye çalışıyorum. Evet. Ben hazırladım bunları. Prototipleri burada, daha 6 tane. 3'ü burada. Ondan sonra diğer 3'ü de yine arka tarafta. Bunları tek tek kelimelerini de düzeltmeye çalışıyorum. Şimdi yazdık da bir de düzeltmesi var. Yani 2 senedir uğraşıyorum. Kadın ya sanki geceleyin yazmış, sabah basmış gibi de bir yerde. Yine ki hocam onda ne kadar aslında hatalar da vardı hatırlıyorsanız. Evet. Yani, onları da düzelttik çeviride. Evet, bir de şey var. Buna da şükür. Buna tabii da tabii. Şükür. Kadın bunu yazmasa kriminal astroloji diye bir bölüm var. Hı-hı. İçerik yok. Yani kimse Hı-hı. vermiyor. Eğitim veren yok. Ondan evet. sonra eğitim veren yok. Bu konu çok boş bir konu. Yani içi boş. Dolayısıyla ben bunun hemen ailenle birlikte müfredatını hazırladık. Eğitimini hazırladık. Kendimize göre yöntemler geliştirdik. Ben ailenden çok şey öğrendim. Gerçekten ailene çok ilgi ve desteği için çok teşekkürler. Tişörtünü de yaptırdım hemen. Yani astro kriminal diye. Ondan sonra yani Türkiye'de sanırım dünyada bir ailen ilgileniyor konuyla. Bir ben ilgileniyorum, bir de Kristin McIntosh ilgileniyor ama. Kristin bir iki McIntosh tane var deli öyle. Yani 3 tane deliyiz biz böyle. Ondan sonra peki kriminal astroloji nedir Aylin? Kriminal astroloji nedir? Kriminal astroloji bir suç gerçekleştiği zaman o suçla ilgili bütün detayları harita üzerinde bulabilmektir. Ya da bir kişi kaybolduğu zaman o kaybolan kişinin en son göründüğü anda o kaybın nereye doğru gittiğinin göstergesidir. Evet. Öyle diyebiliriz. Bir cinayeti kim işledi? Nasıl bir cinayet silahı kullanıldı? Amacı neydi? Ya da şimdi, şey, yani tabii yani olayın altında öldürmek. yatan neden yani, neydi? Kaçmak için mi kazdınız falan? Evet, öldürmek için mi saldırdınız falan? Öldürmek yani, için aynen. mi bıçakladınız? Burada şey var, hani kriminal astrolojinin içerisinde peki bu tekniklerle mesela ailenin çok enteresan teknikleri var gerçekten. Bir, ikincisi benim de tabii ki ufkum açıldı. Yani hani şey, iki deli bir araya gelince acayip böyle deliriyoruz yani, tamam mı? Aylin öyle diyor. Ben diyorum ki aa dur bir dakika, psikopatları da öngörebiliriz. Yani arkadaşlar kriminal astroloji teknikleriyle bir kişinin doğum anında bakarak hani psikopat potansiyelini ölçebiliriz.
Ondan sonra evet biz kriminal astroloji online derslerimizde böyle psikopatlık işte ondan sonra gibi konulara değiniyoruz. Tabii bunlar Arap noktaları, orta noktalar, bir sürü şeyler devreye giriyor. Yani kriminal astroloji biraz fantastik bir konu. Biraz kanlı kumlu bir konu arkadaşlar. Hani böyle herkes de bu konuya girmek istemiyor. Genellikle böyle avukatlar, işte polisler, komiserler ondan sonra gibi kişiler giriyor. Bir de Aylin orada mısın? Düşmedik değil buradayım mi? Buradayım hocam, dinliyorum ha. Şey var bizim bizim öğrencilerimizden polis komiser abimiz var biliyorsun en son derste şey vardı bir intihar vakası onu falan da inceledik yani ya, komiser abimiz bize arıyor diyor ki yani derste hocam bir vaka var 10 gündür kızı arıyoruz yani kız kendini köprüden suya attı bu olay Muş'ta yaşanmış. Ondan sonra bunu arıyoruz yani nerede yani bulamıyoruz bütün dalgıçlar onu arıyor şeyde yani derede yer vermiştik hatta dedim böyle böyle bir işte yerini belirtebiliyoruz mesela bir şey var arkadaşlar cesedin yerini bulamıyoruz mesela ya da katilin yeri nerede şu an katil ne yapıyor katil nereye gitti katil suçu neyle işledi, nasıl işledi, hangi psikolojiyle işledi, asıl amacı neydi? Asıl amacı deyince hani şimdi şöyle yani maddi açıdan mı işledi yoksa adam bir seri katil mi yoksa başka bir yani altında yatan neden ne gibi şeyleri böyle buradan görebiliyoruz. Hatta cesedin yeri konusunda tanımlamalar yapabiliyoruz. Tabii ki bunlar astrolojik böyle kombinasyonlarla ilgili. Ben o zaman komiser abimize de söylemiştim cesedi buldular bu arada. Ondan sonra tam da bizim belirttiğimiz gibi böyle çalılık bir yere sıkışmış ondan sonra köhne bir yer derenin ondan sonra köşe dönüşünde yani dere böyle akıyor ya almış cesedi karşıya vurmuş yani derenin döndüğü yer var dereler böyle döner yani gider ya. Alo. Buradayım hocam dinliyorum. Dere böyle döner ya o evet. Cesedi alıyor vuruyor karşıda çalılıkların böyle içine sokuyor. Tabii su buradan akıyor. Ceset orada çalılıkların içine takılıyor. Yani ağaç köklerinin altına takılıyor. Ve balçığın içine batıyor arkadaşlar. Biraz kanlı kumlu olaylardan bahsettiğim için kusura bakmayın ama bunlar hayatın bin bir türlü konusu ve bu konuyla da astroloji ilgileniyor. İşte astroloji sadece burç yorumu değil arkadaşlar. Hani kriminal bölümü de var. Ve burada gerçekten hani ilk bizim ışığımız kriminal astroloji konusunda Kristin McIntosh. Gerçekten teşekkürler. Ufkumuzu açtı ama sonra dediğim gibi Aylin Kroselli yani olmasaydı ben bu işi çözemezdim. Gerçekten kendisine çok teşekkür ederim. Peki Aylin neler var elinde bu gece bir şey bize böyle bir heyecan yaşatabilir misin? Hocam elimde taze taze iki tane vaka var. Bir tanesi iki gün önce benim şimdi takipçilerim de artık öyle bir takipçi profilim oluştu ki benim. İşte evet. Ya. Mesela bendekiler tamamen hep böyle şeydir. Tam akreplerdir abi. Bütün akrepler. Tam akrebinden geçtim hocam. Şimdi şunlar var mesela hanımefendinin kocası öldürülmüş, kurşunlanmış. Bana mesaj gönderiyor. Diyor ki haritaya bakmak ister misiniz diyor. Ben açıyorum. Tabii ne var elimde? Hem olay anı var, hem ölen kişinin doğum haritası var. Oo, bilgiye bakın. Ondan sonra ya da işte birisi bana mesaj gönderiyor. Yine işte benim kız kardeşim öldürüldü, annem öldürüldü diye diyenler var. Haritasına bakmak biliyorum, istedim. Sen bunu... hatta bir televizyon programının cinayet vakasını çözdün. Aman aman. Bir iki şeydi. O sır bilgi tamam. Okay. Danışmanlık verdim. Ya birkaç yüksek profil var. Evet. Aslında şu anda yardımcı olmaya çalıştı. Yani onların da bunlara dikkatini çekmesi gerçekten bak bu dünya ben şunu diyorum arkadaşlar polisiye vakalarda Aylin gerçekten muhteşem yani bu konuyla ilgili ben hocam diyorum ya yani Aylin hocam diyorum sana gerçekten çok, bana kattıkları için çok teşekkür ederim. Aylin bu gece bize bir heyecan yaşatsana ya yani şöyle bir kriminal bir şeyler incele bir şeyler ben senin o elini nasıl kullandığını görmek istiyorum. Hani arkadaşlarımla da paylaşmak istiyorum. Hani burada ekranı paylaşabilirsin bu arada sayfanı. Ondan sonra kriminal astroloji işlerken hangi teknikle gidiyorsun? Nasıl bakıyorsun olaylara? Konuları nasıl yorumluyorsun? Bize böyle kısa bir şov yapsana be. Yapalım hocam.
Hemen evet. Şov yapalım. Şimdi dediğim gibi bana böyle istekler geliyor. Hani başkalarına istek şarkı gider, bana istek cinayet geliyor. Bir cinayet isteğimiz var abi. Aylin Hanım falanca dosyaya da bakar mısınız? Ya seni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şeye mahkemelere sen bilirkişi olarak katılman gerekiyor. Vallahi çok evet. Severek yaparım aslında, keşke. Sen orada hayır Satürn öyle demiyor deyip tamam mı? Mahkemenin akış yönünü değiştirebilirsin. Bence katil bu. Evet. Ama yani katilleri çok net görebiliyoruz. Ya isimler çıkıyor hocam, isimler. Evet ya ben seni zaten şu asteroidleri kullanmana hayranım. Ya şu asteroidleri ben mesela o şekilde kullanamıyorum. Yani onu söyleyeyim. Evet. Ya beceremiyorum yani. Tamam hani sen asteroidleri ismen kullanıyorsun ya. Bunun evet. Yani enteresan bir kadınsın sen. Ondan sonra ben bu konuda sana gerçekten hayranım. Muhteşem bir astrologsun. Sağ ol hocam. Çok teşekkür ederim. Yani sana hocam diyorum. Evet. Sayenizde hocam. Sonuçta bu kapıyı benim için siz açtınız. O nedenle sizin yeriniz bende çok çok başka. O yüzden ne kadar öğrenmiş olursam olayım, ne kadar ilerlemiş olursam olayım, ben her zaman sizin öğrencinizim. Çok da gururla söylüyorum her yerde bunu. Çok teşekkür ederim. Ben gurur duyuyorum seninle gerçekten. İlgi ve desteğin için, bana sağladığın ilgi ve destek için ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Ondan sonra hayatımın geri kalan kısmında da olmanı istiyorum. Tabii ki de olacağım. Astroloji anlamında gerçekten yani danışabileceğim hocam dediğim kişilerden birisin. Ondan sonra çünkü direkt sonuç odaklısın, hemen direkt yani sonuca giden birisin, konuyu direkt sonuca götüren ve sonuç arayan birisin. Bu noktada seni tebrik ediyorum. Evet, sen değil şimdi Aylin. Bizi evet. Bu geceyi bir şenlendir. Evet. Kanala bir astro şovun bir şenlendir, bir heyecanlandır bizi ya. Evet. Tamam, şimdi bu vaka bana yine 2-3 gün önce bir takipçim tarafından geldi. Ben daha önce hiç duymamıştım bunu. Bu bayağı 2001'de işlenmiş bu cinayet. 2001'de miydi? Bir dakika. Şimdi cinayetleri karıştırmayayım. Evet 2001'de işlenmiş bir cinayet. Tabii oturdum hemen araştırdım. Yani burada kriminal astrolojide arkadaşlar, eğer kriminal harita açacaksak bizim için en önemli olan şey saat. Suçun saatini bilmek zorundayız. Yani eğer bir kişi öldüyse, tamam ne zaman öldüğünü eğer bilmiyorsak bile en son saat olarak gördük. Yani elimizde bir net saat olması gerekiyor. Elimde saat olmadığı zaman ezbere harita açmayı sevmiyorum. Dolayısıyla açmıyorum. Ama burada saat elimizde var. Sabah 8.30'da hemen tarihi buldum. Haritayı açtım. Bu Hande Çinkitaş diye bir 12 yaşında bir kız çocuğu. Evinde çok vahşi bir şekilde öldürülmüş olarak bulunuyor. Yıllarca hiç kimse yakalanmıyor. Sonra bir işte babayla üvey anne hapse atılıyor. Ama ondan sonra da yeniden çıkıyorlar. Yani şu anda bu kızı ki her kim öldürdüyse elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Hala daha da. Şimdi yine kriminal harita açıyorsak yapmamız gereken şey olayın bütün detaylarını araştırmak zorundayız. Çünkü evet, gizegenlerin bin tane konuyu kombinasyonu var. Gerekiyor. Konuyu tamamlamamız yani, gerekiyor. Yoksa evet. Çünkü yani yolumuzu şaşırırız. Detayları bilmezsek eğer yolumuzu şaşırırız. Yanlış sonuca varabiliriz. Bütün detayları evet. Araştırmak gerekiyor. Olasılıklar ne? Bu kızı kim neden öldürmüş olabilir? Tabii hemen haberlere bakıyorum. Baba ve üvey anneden şüphelenilmiş. Baba ve üvey annenin çarpık bir takım ilişkileri varmış. Haritalar var mı elinde? Bulabildin mi bir şeyler? Babanın, annenin, onların yok. Yani sadece bu olayda sadece kızın ölüm haritası var elimde. Ama o bile çok bomba, birazdan göreceksiniz. Evet. Ortada bir böyle bir ahlaksızlık var. Yani, evet. Bir böyle bir komşularla komşularla sıra dışı seks ilişkileri var. Evet. Yani kız büyük ihtimalle bir şeyleri gördü ve ondan dolayı öldürüldü. Ben haritayı açayım. Haritayı anlatırken de. Tamam. Sen paylaş. Ben buradan ekleyeceğim yayına. Evet. Şöyle ekranımı paylaşıyorum. Geldi evet. mi? Evet geldi. Geldi.
Şimdi bu evet Hande Çinkitaş'ın öldürüldüğü gün işte İstanbul'da Kadıköy'de 4 Ocak 2001 tarihinde sabah 8.30'da bu kız öldürülüyor. Şimdi bu bir olay haritası. Evet. Bu olay haritası evet. Şimdi şey görünüyor mu hocam? Kalemim görünüyor mu? Çok güzel evet görünüyor. Çizdiğim zaman tamam şimdi bunu denemek için yaptım. ASC noktası bize şeyi veriyor. Kurban her kimse ASC'yi kesen gezegen kurbanı temsil ediyor. DSC'yi kesen gezegen de bize şüpheliği veriyor. Evet. Şimdi burada ASC'ye baktığımız zaman şey görüyoruz. Oğlak Burcu kesmiş. O halde kızı, ölen kızı Satürn'ü temsil ediyor. Ve DSC'yi de Yengeç Burcu kestiği için Ay'da şüpheliği temsil ediyor. Şimdi Yengeç kestiği zaman zaten bir direkt önce bir aile diyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü Yengeç Burcu neyi temsil ediyor? Aileyi temsil ediyor. Aynı zamanda eğer şüpheli de yengeç varsa yani bir ay temsil ediyorsa ortada bir kadın da olabilir. Bu olasılığı her zaman cepte tutmak gerekiyor. Ve ben ilk olarak şüphelinin ve mağdurun gezegeninin nerede olduğuna bakıyorum. Şimdi şöyle diyelim Satürn'ü burada 4. evde görüyoruz. Etti mi size yengeç 2. vurgu? Evet. 2. vurguyu mutlaka arıyorum çünkü 4. ev doğal olarak nedir? Yengeç'in evidir. Evet. Hem 7. evi kesiyor hem de Satürn 7. evde. O zaman ailede çok ciddi bir problem var. Şimdi kızın hocam hem kafasını vurmuşlar hem boğazını kesmişler. Bakın Satürn burada neyle kavuşumda? Algol. Evet boğaz koparma. Evet. Ya, algol nedir? Boyunla ilgili boyun kırılması, boyun kesilmesi. Aynen. Bir şeyler veriyor. Evet. Aynen. Tam algol'a gelmiş evet. Tabii tam Satürn Algol'le kavuşmuş. Zaten kızı da bu şekilde öldürmüşler. Boğazını aynen kesmişler. Kafasına vurmuşlar. Yanında da mental asteroidi var. Mental asteroidi eğer bu şekilde yakın kavuşumlar yapıyorsa ki 23-24 böyle bir derecelik bir orpa hatta daha bile az dakikalarını göremiyorum tam olarak. Ortada böyle yani bir böyle rahatsız bir zihin var demektir. Mental ne? Yani mental rahatsızlık. Böyle çok da aklı başında olan biri değil. Evet. Psikopatın teki yani. Evet, evet. Akli melekelerini tam şey kullanamayan. Aynen bir öyle. Yani dediğim gibi bu burada zaten kızın akıbetini direkt bize şey olarak gösteriyor. Satürn başına mental ile algol arasında o Satürn'ün nasıl bir kimlikte olduğunu gösteriyor. Yani burada onu yaparken nasıl bir psikolojide. Asteroid orada psikoloji ekliyor konuya. Yani bunu yapan aynen akli melekeleri tam yerinde tam bir psikomanyak olabilir. Boyun koparma, boyuna vurma, boyunu kesme şeklinde bakın gündemi de gösteriyor. Nasıl yaptığını da gösteriyor burada. Evet. Bakın astroloji nasıl yansımış haritaya. Olay anında olaylar işte mesela yeryüzüne bu şekilde yansıyor. Tabii ki yani, bu olaylar. Kolektif bir harita. Bu harita o kişinin natal haritasında, cinayet işlediğinin natal haritasında ve makdülün natal haritasında hani kurban edilen kişinin natal haritasında kesinlikle çok enteresan bir ilişki içinde gidiyordur. Yani tetikliyordur oradaki haritayı. Dolayısıyla kişisel bir olayı ortaya koyuyor. Yani kolektif olaylar natal haritalarınızda bu şekilde kişisel olaylar ortaya çıkartıyor. Çünkü herkesin natal haritası farklı. Evet. Kolektif bir etki var ama herkes bu kolektif etkiden farklı şarj oluyor. Evet devam et Aylin. Evet şimdi Ay'a bakıyoruz burada. Ay 29 derecede Koç'ta. 29 derece zaten hocam biliyorsunuz böyle sevmediğimiz bir derece. En böyle sonlanma derecesi. Hiç böyle hoş değil yani. Ben hiç sevmiyorum 29 derecede gördüğüm gezegenleri. Çünkü o böyle çok sıkıntılı bir enerji ekliyor suç haritalarına. Yani dediğim gibi Ay burada şimdi bir de 3. evde. Şimdi zaten bir komşularla bir ilişki var ya bakın şimdi yavaş yavaş dosyayı yazmaya başlayacağız. Şimdi burada böyle bir sıkıntılı bir durum var. Yani 3. evdeki bir ay bana komşuları da düşündürüyor. Şimdi burada komşulardan ufak ufak şüphelenmeye başlıyorum. Ay bir de bak ay Mars karşıtlığına doğru ilerliyor. Var evet yani şimdi ay ona şimdi bu Mars'ın da çok enteresan bir hikayesi var onu da birazdan göstereceğim size. Şimdi ilk bakışta görmediğimiz bir takım şeyler var. Onları birazdan göstereceğim. Evet. Ama şimdi ilk başta neye odaklanıyorum? 1. eve bakıyorum. Neden 1. eve bakıyorum? 1. evin içinde eğer bir takım gezegenler varsa bu bize olay anında mağdur
neyle karşılaşmış? Bize onu gösteriyor. Evet, evet, evet. Dakika evet. bir gol bir Lilith. Of, aynen. Amma kalın. Ne yaptı? Yani bir tane bir kadın... Kadın şey verdi bize. Ne dedik? Hani yengeçten dolayı bir kadından şüpheleniyoruz ya. Evet. İkinci olarak yine burada ne oldu? Çifte vurgu oldu. Bunu ikinci bir kadın olarak düşünmüyoruz. Hani bir Ayşe bir Fatma değil. Ama mesela Ayşe ise ikinci Ayşe vurgusu. Ayşe'ye ikinci vurgu olarak düşünün bunu. Yani bu olayın içinde bir kadının olduğuna neredeyse eminim. Öyle diyeyim size. Evet. Lilith'ten de zaten Lilith'in faktörü de aynı zamanda karanlık bir kadın karakteri gösteriyor. Çocuk celladı hocam. Çocuk aynen, celladı. Çocuk celladı olarak geçiyor evet. Yani çocuk celladı. Çocuk celladı entrika çeviren karanlık kadın şeklinde tabii. Ondan sonra işlenen bir teması var. Evet. Aynen. Şimdi Lilith burada Lilith'i bir cebe koyduk. Oo, ne var? Merkür var. Merkür ne? Komşular değil mi? Komşular, yakın çevre, kardeşler. Ay neredeydi? Üçüncü evde. İkizlerin evinde, Merkür'ün evinde. Yani burada evet. yine bakın komşulara da bir ikinci bir vurguyu tekrar bulduk. Şimdi komşular ve bir kadın, yengeçten dolayı da aileden bir kadın. Ben burada yine üvey anneye odaklanıyorum. Evet. İkinci vurguyu da bulduk burada. Şimdi bu çok kuvvetli gidiyor buradan. Ama dönüyorum şurada dikkatimi çeken bir şey var. Mesela Merkür DNA tam partil kavuşum. Merkür diyorum pardon. Neptün ve DNA. DNA evet. asteroidi suç haritalarında işte eğer polisler olay mahallinde bir DNA izi bulabilecek mi bulamayacak mı bunları anlıyoruz. Şimdi olayda evet, şöyle bir şey olmuş. Ben senin şu şey asteroidlerin şeyin ya binlerce asteroid var yani gökyüzünde. O asteroidleri buluyorsun, ediyorsun, getiriyorsun, koyuyorsun ya oraya. Vallahi hayranım. Evet devam et. Sağ ol hocam. Şimdi bu DNA'yı yani bu tür cinayet vakalarında bakıyorum DNA'ya. Eğer özellikle de çözülmemişse DNA asteroidine mutlaka bakıyorum. Yani onu aklınızda tutun. Burada Neptün'le kavuşumda olması Neptün biliyorsunuz neye dokunsa orada bir belirsizlik yaratıyor. O orayı bir sis perdesi kaplıyor. Evet. Göremiyorsunuz. Evet. Ve burada şimdi suç haritalarında Mars aynı zamanda polisleri de temsil eder arkadaşlar. Bunu da aklınızda tutun. Tak burada ne var? Mars, DNA, Neptün karesi var. Yani evet. polisler burada bir şeyi göremiyorlar. Nitekim cinayet evet, işlendiği Mars, zaman... Mars, Neptün, DNA karesi var. Hatta açık geçmiş ailin yani onlar bulamamışlar. Orada aramışlar bulamamışlar gibi. Açı bir zaten, derece geçmiş. Zaten bulamamışlar. Cinayetin evet. işlendiği dönemde yapılan o forensik araştırmada bıçak üzerinde herhangi bir parmak izi falan bulunmamış. Fakat yıllar sonra bıçağın keskin kısmında babaya ait DNA bulunmuş hocam. Oo evet. Ya babaya ait DNA bulunduktan sonra işte baba ve üvey anne hapse atılıyor ama işte bir kaç ay yatıyorlarsa yatıyorlar tabii ki de artık diğer delillerin değerlendirilmesi imkansız olduğu için deliller yeterli olmuyor. Sadece bulunan o DNA yeterli olmuyor. Bakın hala Neptün'ün o DNA üzerinde bir etkisi var. DNA'nın kullanılmasına engel oluyor bir yerde. Kullanılamıyor ve bunlar şey oluyor. Serbest kalıyorlar. Ama işte bakın orada polislerin bulamadığı DNA'yı bile biz haritada bulabiliyoruz. Yani haritanın ne kadar çalıştığına ikna olmanız açısından ya da işte bunu görebilmeniz açısından gösteriyorum bunu da. Evet, evet. Ve sonra dedik ya şimdi hani babanın DNA'sı bulundu diye. Tabii babamızın değil kim temsil ediyor? Burada Satürn'ü alamayız. Neden? Satürn zaten ölen kızı temsil ediyor. Evet. Dolayısıyla bir diğer seçeneğimiz Güneş. Güneş'e bakıyoruz. Güneş 13. evde. Oğlak Burcu'nda. Oğlak Burcu'nda. Evet. 13. evde. Şimdi bu yanındaki Osman ne derseniz. 12. evde 13 derecede. 13 derecede. 12. evde. Yanında da bir Osman var. Bu Osman ne biliyor musunuz? Bir dakika dur. Onu da mı asteroidini buldun? Yapma. Buldum dur. Tabii. Bak şimdi Osman hocam. Osman asteroidi mi var? Yapma. Osman Osmanov. Ama bunu kullanabilirim Osman için. Tamam adamın adı Osman de bana. Bak ben senin ama kimin adı Osman? Böyle Osman kimin adı biliyor musunuz? Evet.
Komşunun adı. Komşunun adı mı? Evet. Şimdi rivayete göre, ya, rivayet değil, söylenti şu. Komşu Osman, üvey anne artı kızın babasının ahlaksız bir ilişkisi var. Evet, zaten 12. Tamam evde... Buna da nereden bakıyoruz biliyor musunuz hocam? Evet. Bak, burada swing var. Ha, tamam, gördüm. Swing evet. Asteroidi. Swing nedir? Swinger evet, derler. Bu işte grup seks yapan, eş evet. değiştirme mevzularına takılan evet, evet. Onları temsil insanlara. Ve swing burada Juno ile tam partil kavuşumda. Yani evet. Burada böyle enteresan bir hikayeler dönüyor. Ve burada ki en alıcı asteroidlerden biri Güneş'le kavuşumda olan Astrea. Astrea nedir? Astrea tanık olmaktır. Evet. Üzücü bir şeylere tanık olmaktır. Bir şeyleri görmek ama hiçbir şey yapamamaktır. Ben burada ne diyorum? Şimdi 12. evdeki Astrea bir sırrı görmüş. Bu kız bir şeylere evet. şahit olmuş. Bir tanık olmuş, şahit olmuş. Evet. Ve babayla da kavuşumda, babayla kavuşumda, Osman'la kavuşumda. Evet, evet. Yani ondan sonra şimdi, ya o Osman'ı nasıl buldun sen ya? Ben bulurum ya, hocam. Aynen. Ya vallahi bir ya Osmanov, yani Osmanov asteroidini nasıl buldun ya? Yani inanılmaz ya, binlerce, yani binlerce asteroidin içerisinde tabii enteresan asteroidler var arkadaşlar. Hani ailenin YouTube kanalından takip edersiniz ya da Instagram'ından, hani anlatımlarına baktığınız hep böyle bir asteroid buluyor, ismi o konuyla ilgili. Ailendeki teknik biraz daha şey, hani o anda içeride katil, maktulün adı ne bilinmiyorsa, hı hı. eğer, veya onun nasıl ilişkisini buluyor. Yani mesela asıcı temsilcisi ya da birinci eve gelmiş olan ya da kurbanı temsil eden planetin yanında bulunan asteroidlere bakıyor orada. Tabii ki elinde çok zengin bir asteroid listesi var. Ondan sonra oradan tarıyor bunları. Nasıl tarıyorsa yani. Ya bu gerçekten zor bir şey, onu söyleyeyim. Bana yapmak çok zor geliyor mesela. Ondan sonra ben direkt şey, mesela benim kriminal astroloji şimdi ben mesela bu tarz detaylara girmiyorum. Çünkü çok kafam karışıyor. Yani ayıklayamıyorum, sonra toparlayamıyorum. Daha çok ben direkt şey, cinayet işledi. Sonuç ne? Katil kim? Nereye gitti? Adres nerede? Ben direkt adreslere, şeylere odaklanıyorum. Aylin de hani diğer kısımları parçalıyor. Mesela hani işte bu kişinin adı ne? Olay neymiş aslında? Konu nereden geliyor? Alt tabanında yatan nedenler ne? Adamın adı neye kadar gidiyor ya? Yani ondan sonra enteresan. Evet, devam et Aylin. Evet. Sonra ne diyecektim? Sonra bir de şey var. Mesela şimdi Kuzey Ay Düğümü burada. Şeyde Yengeç 15 derecede. Dolayısıyla Güney Ay Düğümü de 15 derece Oğlak'ta. Yani burada Osman'ın yanında. Osman'la ve babayla kavuşumda. Şimdi Güney Ay Düğümünü normalde değerlendirirsek, Güney Ay Düğümüne ne deriz biz? Bırakmamız gereken şeyler deriz. İşte suç haritasında da katilin ya da şüphelinin göstergesini, eğer yakın bir durumdaysa aslında olay mahallinde şüphelinin bıraktığı bir şeyler var demek. Yani aslında yine DNA'ya dönüyoruz. Neptün her şeyi mahvetmesi, aslında orada hem babanın hem de komşunun bıraktığı bir takım izler var. Vardı. Ama Neptün yok ediyor. Evet. Ama işte Neptün aynen maalesef şey yapamadı. Orada bulamadı. Sonra mesela dikkatimi çeken bir diğer, şimdi hocam diyeceksiniz bunu nereden buldun? Mesela bıçak diye şey var. Asteroid var. Ya Osman'ı bulduysam bıçak çok normal. Aynen. Yani o bıçak asteroidi yani çok normal geldi şu an. Evet. Yani bıçak var. Bir de tam MC noktasında bu sabit yıldız var. Zübenel Şemai. Evet, bu da evet. çok talihsiz bir sabit yıldız. Yani haritanın evet, böyle tam tepesinde, işte bıçakla arasında dört orb var. Hani çok da yakın değiller ama yani olayın özü bu ya. Yani çok talihsiz bir olay geliyor kızın başına. Sonra bir de bir Arap noktası göstereceğim birazdan. Satürn bıçakla karşıt bu arada. Satürn bıçakla karşıt konumda. Karşıt, evet. Yani kızın başına gelen şeyi
görüyoruz. Algol'la kavuşuyor. Evet, evet. Bıçakla karşı ve orada bir direniş de var. Yani kız orada direniyor da konuya. Yani bir karşı taçı var ama sonunda tabii ki Tabii yani küçücük bir kız olduğu için aynen. Çok enteresan sonra ya. Üzüldüm. Mesela burada şimdi hani Mars'a bir bakacağız. Şimdi bu Mars'la ilgili enteresan var bir şey var demiştim. Bir dakika önce kabul edeyim de haritaları karıştırmış olmayayım. Ha yok tamam. Şimdi evet. Burada Mars 6 derece akrepte. Şimdi akrepteki Mars normalde biliyorsunuz hocam hem çok güçlü hem de akrepte olması böyle biraz sıkıntılı. Onu biraz daha böyle suç haritalarında Mars akrepte ise şüpheli biraz daha acımasız biri oluyor. Yani daha bir böyle şiddetin nasıl diyeyim böyle level daha bir yüksek oluyor. O yüzden aslında Mars akrepte suç haritalarında gerçekten çok kötü cinayetlerle karşılaşıyorum. Şimdi burada 6 derecede şimdi burada şeye bakacağım ben. Hani Juno ve Swing var. Burada bir trine var. Hani böyle olaylı bir şey olumlu bir açı varmış gibi görüyoruz bunu. Evet. Burada. Burada Mars akrepten destekliyor. Cinsel içerikler de burada yükler oraya. Tabii ki de orada destekliyor. Şimdi Venüs de burada 0 derecede. Aslında Venüs'te de trine yapıyor. Şimdi Venüs'ü de yine kız çocuğu olarak düşünürsek hani diyebiliriz ki ya bir dakika ya hani o bu çok da böyle hani Mars'tan ne bileyim hani trine olduğu için trineleri hep olumlu olarak düşünüyoruz evet, ya onun her zaman olumlu olmadığını göstermek istiyorum ben. Şimdi tabii olayı da körükler ha yani trine açılar bak, en iyi yangınlar trine açıda çıkıyor Aylin. Yani tabii, orman tabii. Yangınları. Çünkü kara açıda mesela işte derim ya mesela orman yangınları sıkışır karede sıkışır bir tane trine her tarafı körükler. Özellikle geçen sene çıkan Türkiye'de dünya üzerine çıkan bütün orman yangınlarına baktığımızda arkadaşlar hatta o ilk orman yangını haberi geldiğinde dersteki hemen dedim bu yangını kimse söndüremez. Hatta yangın daha yeni başlamıştı. Ondan sonra üçgen açı vardı. Dedim bu yangını biraz zor söndürürler dedim. Üçgen açı da başlamıştı çünkü. Arkadaşlar üçgen açıların bu tarz etkileri de var. Yani çok feci körüklüyorlar olayları ve olumlu bir açı ama olumsuz sonuç getirebiliyor yani. Ondan işte, iyi başladığı şey olumlu sonuca götürüyor. Bir de şu da var. Mesela ben sıklıkla gördüğüm şey yani çoğunlukla haritaya şöyle bakıyoruz. Yani bu haline bakıyoruz. Ondan sonra olayı bitiriyoruz. Ama ben burada bitirmiyorum. Çünkü haritaların ikinci bir boyutu daha var. Bu da ne hocam? Deklinasyonlar. Deklinasyonlara mutlaka bakıyorum. Çünkü esasında deklinasyondaki hizalanmalar da çok büyük etki yapıyor. Gezegenlerin enerjilerine. Şimdi burada hani böyle tırnak içinde söylüyorum. Olumlu bir trine açı görüyoruz ya Mars ve Venüs arasında. Bakın evet. Burada Mars ve Venüs neredeyse ya dakika farkı var arada. 12 derece güneyde şeydeler, paraleller birbirine. Mesela bir Rus bir astrolog var. İsmini şu anda hatırlayamıyorum. O mesela bu tür paralellerin harita üzerindeki kavuşumdan daha güçlü bir enerjisi olduğunu söylüyor. Evet. Şimdi bu paraleli değerlendirirsek hocam, bu paralel yani şöyle söyleyeyim, Mars akrepte bir korkunç bir akrep enerjisi var, çok güçlü bir akrep var burada, evet. Çok güçlü bir Mars var burada ve Venüs balıkta, balık burcunun anahtar kelimelerinden biri nedir? Kurban olmaktır. Bir kurban olma enerjisi verir. Aynen. Ve Mars'ın bu tür bir işte balıkla ya da Neptün'le olan kombinasyonlarında Mars şiddete kurban olmak. Evet. Yani burada bu Venüs aslında o trine sanki Mars destekliyormuş gibi görünüyorken esasında burada Venüs şiddete kurban olan bir kızı gösteriyor. Balıktaki evet. Konumu ve deklinasyondaki hizalanmadan dolayı. Çünkü orada Mars gerçekten güçlü çalışıyor.
Orada evet. Venüs'ün yapabileceği hiçbir şey yok. Ve bir diğer sıkıntı da şu mesela. Atropos çok zor bir astro. Ya çok zor ölüm haritalarında çok etkin görüyorum ben bunu. Atropos evet. Şiddetli ölüm demek. 3 derece Venüs'le kavuşumda zaten. 3 ork var aralarında. Yeterince yakın. Ben asteroidlerde 5'ten... Bak arkadaşlar Venüs'e bak. Venüs aynı zamanda 4. evi de yönetiyor. 9. evi de yönetiyor. Aynen hocam. Burada evet. Yine aile içerisinde yani dolayısıyla Atropos'un da orada Venüs'le birlikte olduğunu görüyoruz. Yani ailenin içerisinde neler döndüğünü orada Venüs'ten görebiliyoruz yani. Görebiliyoruz çünkü zaten swing var orada. Bir swinger bir, aynen, bir zaten ailenin böyle bir partiler veriliyor yani. Yani aynen. Juno var orada. Onu bak görüyor orada. Sıfır derecede olması yeni başlayan bir olaydan bahsediyor. Yeni gördüğünü gösteriyor. Orada dördüncü evi yönetiyor. Dokuzuncu evi yönetiyor. Bir de Venüs olması da evet bir kız çocuğu bir ilişkiden de bahsediyor aynı zamanda. Ondan sonra bir durumdan bahsediyor. Evet. Evet. Sonra mesela sıklıkla kullandığım bir diğer şey de derece teorisi. Bu Sırp bir astrolog var. Onun derece teorisi Nikolas Cajovornic yanılmıyorsam ismi. Onun derece teorisini ben çok sıklıkla kullanıyorum. Mesela burada hani ana şeyimiz şüphelimiz Ay ya 29 derece Koç burcunda. Burada Güneş 13 derecede. 13 derece de Koç burcunun derecesi. Aslında burada Güneş'i de Koç yönetiyor. Yani evet. Buradaki Güneş'te de bir Koç etkisi var. Mesela bu da bir başka şey. Çünkü birbirinden bağımsız değil bunlar. Evet, Güneş evet. olsun, Merkür olsun, Osman ve Ay bunların birlikte hareket ettiklerini düşünüyorum ve yani en azından şöyle söyleyeyim. Ortadaki senaryoyu cinayeti üvey anne, baba ve Osman Koç'tan neden dedin? Dekan yöneticisi diye mi Mars'ın? Mars 13 güneş, dereceden güneş. Dolayı hocam. 13 derece 13 işte, derece. O Nikolas Cajon için derece teorisi bu. Bu Türkçe kaynakların hiçbirinde yok. Yazdığım kitaba ekledim bunu. Çok ciddi anlamda çalışıyor hocam. Aynı zamanda Oğlak Burcu'nun ikinci dekanı Mars. Orada yine Koç var. Ama sen dediğin diğer teori evet o da olabilir. Evet. Ya işte bu da çifte vurgu. Yani yine... her halükarda Güneş orada Mars'ın elinde dekan yöneticisi olarak. Aynen Mars'ın elinde. Ay da Mars'ın elinde. Ve burada Mars işte deklinasyonda bizim görmediğimiz bir boyutta hani bak bu harita üzerinde görmediğimiz bir boyutta evet. Venüs üzerinde etkisi var. Yani dolayısıyla bu cinayette şunu söyleyebiliyorum evet yani ortada bu söylenen senaryo doğru. Üvey anne, baba ve komşu Osman'ın parmağı olduğunu düşünüyorum ama Neptün'ün her şeyi berbat ettiğini düşünüyorum. Yani burada evet, evet. Polisin doğru adım atabilmesine aslında engel olan şey bir yerde zaten, Neptün olmuş. Aylin zaten şu Neptün tekarelerini hiç sevmiyorum ya. Evet. Çözmek mümkün değil. Evet tamam, çok hani, zor. Çok zor oluyor arkadaşlar. Yani hani Plüto tekaresine razı geliyorsun ya. Diyorsun ki ya tamam patlıyor Plüto tekaresi. Çok feci olaylar çıkartıyor ama en azından ya orada da sinsi olaylar dönebilir Plüto tekaresinde ama Neptün'de arkadaşlar olay öyle bir karışıyor ki yani çözebilene aşk olsun. Gerçekten konuyu hani resmi olarak ilan etmeniz zor ya da bir şeyi tespit etmeniz zor olabilir Neptün tekarelerinde. Kişisel haritalar üzerinde de biliyorsun Aylin. Neptün tekareleri bulunduğu evi öyle bir dağıtıyor, öyle bir karıştırıyor ki o kişi o hayat boyunca o konuyu o karmaşa ayıklamaya çalışıyor. Evet. Bu olay haritalarına da yansıyor. Bu Neptün'ün tekareleri gerçekten çok sıkıcı, çok bunalımlı, çok depresyonik ve böyle karmaşa dolu bir kaosu gösteriyor. Bir bunalımı, bir endişeyi bize gösteriyor. Evet. Zaten hocam şimdi Güneş orada, Osman orada, Merkür şeyde 12. evde. 12. evde biliyorsunuz yani Neptün'ün şeyi. Yani Neptün'ün elinde aslında bütün bu şeyler. Şüpheliler de Neptün'ün elinde. Öyle olunca çözülmemiş yani. Şu anda katiller geziyorlar. Serbestler. Bu kız şey oldu yani faili meçhul olarak kalmış bir cinayet bu. Evet. Ama o zaman o DNA'ları bulabilselerdi mesela olay günü
O bıçak üzerinde daha doğru düzgün bir araştırma yapılsaydı, hatta bu Osman'la ilgili bir takım şeyler eğer bulunabilseydi, o zaman hiç böyle olmayacaktı. Ama Neptün müsaade etmemiş buna. Ben mesela şimdi bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi Solarfire açıldı mı hocam ekranda? Evet, açılıyor. Şu an görüyorum. Mesela ben burada şeylere baktım, Arap noktalarına baktım. Şu şey var ya, Pars. Şu Mortis mi? ASVC'de flagellum. Ha, flagellum, evet. Aklınızda tutun bunu. Bir sonraki de şeyde de şimdi biraz daha, bu iki tane harita var dedim ya elimde. Burada da Evet. ASVC'ye yerleşmiş ve bir çocuk ölmüş hocam. Bir sonraki Flagellum'un ne olduğunu, ya bunun Latin isimlerin ne olduğunu, bir dakika. ha, Flagellum'un ne o olduğuna şey bakıyorum. hocam, o bir dakika yazdım ya, bir dakika. Florium var. Fatrum Patris, Repordium Karmik. Florium, çocuklarla arasında ilişkiyi gösteren, çocukların başarısını belirten alan. O mu? Hayır, değil değil, bir dakika. Bir saniye. Ay, nereye atıyordum Pars Repente, Pars Mortis, Pars Interkanti bilmem ne planet. Trajedi ya, Flagellium, buldum. belalı konular. Belalı Evet, konular. evet, evet. Flagellium. Bu nokta üzerine kötü transit etkileri denk geldiğinde kişi belalı konuların içine girer. Sinastri hatırlarında da bu nokta işler. Bu nokta üzerine kötü etki eden kişiler hayatınıza belalı konular getirir. Benim de şu an dosyonumda, evet. Devam. Evet, belalı konular. Yani şimdi bu Hande'nin cinayette kurban gittiği anın haritasında da Pars Flagellum ASC noktasında şimdi bir tane bir kayıp çocuk var. O çocuk da bulunamadı. Hala yok. Şu anda 26 yaşında falan olması lazım. Onun doğum haritası da var. Yani onun doğum haritasını Bir size dakika bırakacağım dur. hocam. Dur bir dakika. Şimdi biz bu olayla ilgili mi o çocukta? Hayır, bu bağımsız başka bir olay. Tamam, onu diğer yayında bakalım. Çünkü Tamam. çok şey uzamasın. Ha tamam. YouTube'da fazla uzun video problem oluyor. Ondan sonra ben sen ne program yapacağım Aylin? Bana dosya bul. Tamam. Ondan sonra arkadaşlarım seni sevecektir. Bu konuyla ilgili. Arkadaşlar Aylin, evet, like desteği istiyoruz. Aylin'e kanalına destek istiyoruz ve buradan bu videonun like bölümünden bakarak Aylin görecek. Ona göre programına devam edecek. Eğer istiyorsanız like istiyoruz arkadaşlar buraya, tamam mı? Evet, daha Bir. fazla cinayet istiyorsanız, bizim Evet, gibi değil. cinayet, polisiye, kanlı kumlu olaylar istiyorsanız tamam arkadaşlar. Sıkıldıysanız Like'a basacaksınız. haftalık Tamam mı? burç yorumlarından, ondan sonra işte bana dönecek mi? Ay, buna çok ayar oluyorum hocam. Adam Evet, terk evet. etmiş gitmiş, hala soruyorlar bana dönecek mi? Yani Yapmayın, kurban olayım ya. ya aynen. Gerçekten ben sırf işte bana gelen danışan türleri de böyle olduğu için ailenin danışmanlıkları bıraktım ya. Ben almıyorum hocam. Bana mesaj geliyor. Ben yok, yani Evet. vaktim yok zaten, yetiştiremiyorum kitap. Çünkü aynı zamanda arkadaşlar bir de kriminal astroloji kitabı da yazıyorum ben. Onu da Evet. inşallah ne zaman şeyden sonra Birinci kitabı bu arkadaşlar. Hepsi burada da alabilirsiniz. Bu yayının altında video kayıt zaman açıklamalar kısmında linkini bırakacağım. Aylin Instagram adresini, YouTube kanalını, linklerini bırakacağım. Aylin ikinci kitabı geliyor. Evet. O ikinci kitapta işte şey, yani normalde hani diyoruz ya, elimizde kaynak yok falan filan. İşte ben size kaynağı yazıyorum arkadaşlar. Ya kapağını bulmaya çalışıyorum, onun kapağını göstereceğim. Ha, ben kapağı görmüştüm. Çok güzel bir kapak Ya var. Evet, böyle kapak sarılı böyle öyle bir şey ki, yani kırmızılı. Ondan sırf sonra o o kapak için bir yazacağım güzel onu kriminal hocam. yazıyor kapakta, resimle arkadaşlar yani. Dur bir dakika. Buldum hocam. Onu da göstereyim, öyle kapatalım. Bir saniye. Tamam. Yağmur'a onu söyledim. Yağmur Sancak benim şeyleri, Evet, Yağmur'a da selamlar yorumları. bu arada. Yağmur da Evet. bizim en yakın arkadaşlarımızdan, öğrencilerimizdendir. Evet. Tasarımlarımı o yapıyor. Evet. Geldi mi hocam? Bir dakika, hemen paylaşıyorum. Geldi. Evet. Yeni kitabı. Kriminal astroloji. Gerçekten. Satürn'den sonra bu çıkacak. İşte bu kitapta da olay haritası nasıl açılır, hangi burç yaralanmaları nelere işaret eder, işte bu Nikola Strojomin için derece teorisi. Derece teorisi çok önemli arkadaşlar. Suç haritalarında inanılmaz çalışıyor ve Evet. göremediğiniz şeyleri görmenizi sağlıyor. Ondan sonra sabit yıldızlar, önemli sabit yıldızlar, deklinasyonlar.
Ondan sonra işte asteroidler. Asteroidler çok çılgın bir konu. Ve örnek haritalar var. Çok çılgın. Astrolojinin o derinliğini veriyor. Deklinasyon. Hı-hı. Gerçekten sabit yıldızlar. Derece teorisi konusunda seninle aynı zamanda bir görüşelim. Bana da o konuyla ilgili biraz bilgi verirsen çok sevinirim. Tabii. Yani ben buna şöyle diyorum hocam. Şimdi normalde evet. Ekstra bu deklinasyonlar olsun, asteroidler, sabit yıldızlar dereceleri eğer işin içine katmazsak evet analiz yapmış oluruz. Ama eğer bunları katarsak sanat yapmış oluruz. Ben bu gözle aynen. bakıyorum. Yani aynen. çok büyük bir derinlik veriyor analizleri. O yüzden önemsiyorum bunu. Onu da işte elimden geldiğince yazmaya çalışıyorum. Artık sırayla önce Satürn'ü çıkaracağız. Ondan sonra kriminal astroloji. Sonra da Plüto'yu çıkaracağız. Bakalım var mı? Evet, şimdi burada ilk kitap da senin Neptün değil mi bu? Neptün evet. Bu üçleme bu... hocam. İlk kitabım, bu üçlemenin ilk kitabı Neptün. İkincisi Satürn. Birkaç ay içinde çıkacak. Sonra da Plüto ile final yapacağım. Anladım. Yıldız izlerine. Süpersin. Evet. Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkürler Aylin. İkinci konuyu senden merakla bekliyoruz. Tamam. Yine müsait olduğun zaman da seninle bağlantıya tamam. geçeceğim. Tamam. O da çok deli bir harita hocam. Paylaşmayacağım profilimde. Onu da programa saklayacağım. Çok tamam. çılgın bir harita. Çok enteresan bir harita. Öyle diyeyim. Tamam. Çok teşekkürler Aydın. Ben teşekkür ederim hocam. Için, konuk olduğun için çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Astro Show'un ikinci bölümü Aylin Crosselli arkadaşımla beraber gerçekleştirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Like desteğiyle bu tarz yayınların devamını gelmesini sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar en kısa sürede görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.